Herkese merhaba. Tam 13 gün bekledikten sonra Kidega sonunda alışveriş yaptığımız kitapları göndermiş oldu. Teşekkür mü etmemiz lazım bilmiyorum. Çünkü tedarik süresi 2 gün yazan bir kitap alışverişinde 13 gün sonra kargonun elinize ulaşması lütuf değil. Amazon'da, kitap yurdunda, pek çok sitede artık 1 gün, 2 gün, hatta 2 günü 1,5 güne nasıl çekeriz hesapları yapılırken Kidega gibi genç, yeni ve aslında sevdiğimiz bir kitap alışveriş sitesi olmasına rağmen böyle hatalar yapmasını doğrusu hiç de ilerisi için kendisine uygun görmüyoruz. %50 indirimler yaptı üst üste. Çok güzel bir şeydi. Kitap severleri mutlu eden bir şeydi. Ama bir de onun lojistiği var, bir de onun temini var. Bir de o indirim oranlarını tolere etmek için yapılması gerekenler var. Onların hepsini birlikte yapmadığı için sanıyorum o yaptığı güzellik birazcık gölgede kaldı. Yine de işte elimizde kitaplar, fakat korkuyorum biraz. Koli hırpalanmış vaziyette. Umarım ki 13 gün bekledikten sonra içinden kötü bir sürpriz çıkmaz. Ha, hemen söyleyeyim. 13 gün 3 tane kitap için büyük ihtimalle beklediğimizi düşünüyorum. Ve ne oldu biliyor musunuz? TED Gerritsen'a ait 3 kitaptı o. Martı'dan çıkan kitaplar. Artık bitmek üzere, yeni baskıları doğana geçti, alayım diye düşünmüştüm. Ve onları 13 gün bekledikten sonra karşımıza çıkan yazı şu: İptal. Yani kitapları da gönderemediler. Keşke bunu daha önceden düşünselerdi. Aslında alışverişi açmamaları gerekirdi. Hadi açtınız, daha çabuk bir şekilde pratik bir çözüm bulun, değil mi? Bulamadılar ama umarım ki güzel ve kaliteli kampanyalar yapmayı sürdürürler. %50 indirim kitap dünyası için artık çok çok büyük bir fırsat olmaktan yavaş yavaş çıkıyor. Çünkü pek çok sitede indirimler var. Ben de o %50 indirimi Kidega'da gördüm. Ve Doğan Kitap'la Can Yayınları'nın kitaplarından kendime göre bir seçme yaptım. Çok fazla almıyorum çünkü kitaplar okunmak içindir diye düşünüyorum. Okudukça almak fikri ön plana çıkıyor ama zaman zaman bunu da almalıyım düşüncesinden ne yazık ki kopamıyorum. İşte o kitaplar. İsterseniz hemen açalım. Elime kitap kolisi açma bıçağını aldım. Evet, artık maket bıçağı değil ismi, biliyorsunuz. Şöyle sizin yanınızda hep beraber bu heyecanı birlikte paylaşalım. Çünkü içinde hangi kitaplar var, bu kitaplar ne şekilde ulaştı, hasarlı mı değil mi bilmiyorum. İşte ilk kıyafetinden soyundurduk koliyi. Şimdi de kolinin ikinci bölümüne geldi sıra. Onu da açıyoruz. Şuradan da açıyoruz. Aslında bir koliyi küçültmek için birazcık çok gayret sarf etmişler. Keşke öyle yapmasalardı diye düşünmüyor değilim. Ama içinden kitaplar gayet güzel bir şekilde çıkarsa sorun yok. Evet. Açtım. Gördünüz. İşte burada kitaplar. 13 gündür zor bir bekleyiş oldu. Hatta hemen bu videodan önce bir kitap alışveriş videosu daha var. Çok güzel kitaplar var orada da. Aslında bunu da ona ekleyecektim. Fakat baktım ki çok gecikiyor. Kampanyalardan ya da kitaplardan haberdar olmak isteyen izleyicilerimizi daha fazla bekletmek istemedim. İlk bakışta kitapların İyi olduğunu görüyorum. Hemen koli açılır açılmaz Kidega'nın o sevdiğimiz ayraçları göründü. Fakat elbette 13 günlük bekleme, 2 günlük tedarik süresi yetersiz bir özür. Yine Kidega'nın 150 lirayı geçtiğinizde size hediye ettiği bir kitap var. Seçiyorsunuz. Ben Virginia Woolf'un Yazınsal Ustalık isimli kitabını seçtim. Yani bunu da bana ücretsiz olarak gönderdi. Evet, böyle güzellikleri de var. Eklememiz, söylememiz gerekir. Bu kitabı Kidega kendi yayın evinde basmış. Dünya edebiyatının usta kalemi Virginia Woolf yalnızca roman ve öyküleriyle değil, aynı zamanda edebiyat ve yazı üzerine düşünceleri, eleştiri yazıları ve değerlendirme notlarıyla da okurlarına yüksek edebiyat zevki sunuyor. Merak ediyorum hakikaten, Virginia Woolf önemli bir yazar, zor okunan bir yazar. Bakalım o neleri eleştiriyormuş diye bu kitabı da listeme aldım. Evet, sırada Kidega'da %50 indirimli olduğu için aldığım kitaplar var. İlki daha çok yeni çıktı. Çok merak ediyorum. Çok kısa sürede okuyup bununla ilgili bir değerlendirme videosu da kanalım için çekmek istiyorum. Hemen söyleyeyim. Paulo Coelho'nun Okçunun Yolu.
Paulo Coelho'yu seviyoruz gerçekten. Simyacı ile unutulmaz oldu. Başka kitapları var. Veronica ölmek istiyor. İnanılmaz güzel bir tınısı var. Ve oldukça bize yakın bir yazar. Her okun uçuşu farklıdır. 1000 ok atarsan, 1000'i de sana farklı bir yol gösterecektir. Okçunun yolu işte budur. Okçuluk zaten biraz da bizim kendi atasporumuz diyebileceğimiz spor dallarından bir tanesi. Yeniçeriler o oklarıyla yıllarca, hatta yüzyıllarca dünyayı ne yapmış? Oradan oraya arşınlamışlar. Okçunun yolu böyle çizimleri olan, içinde kısa yazılar bulunan, kolay okunacak, çabucak bitecek maalesef bir kitap. Ama tabii ki kitabın önemli olan kısmı çabucak okunması, kolay bitmesi ya da kısa olması değil, içinde barındırdıklarıyla size verdiği has. Okçunun yolunun üzerinde daha fazla konuşmayalım çünkü bir video yakın bir zamanda gelir diye umuyorum. Benim geç kaldığım yazarlardan bir tanesi. Nedense böyle bir türlü ona bir yer, bir alan açamadığım için istediğim gibi okuyamıyordum. O yazar Murakami. Ben de Murakami'ye bir giriş, ama hızlı bir giriş yapayım istedim. Onun en çok sevilen, okunan kitaplarından bir tanesi Sahilde Kafka Doğan kitap etiketiyle çıkıyor. Hemen aldım. Sürükleyici, akıl çelen bir roman demişler. Kafka, Tamura 15 yaşına girdiği gün evden kaçar. Uzun zamandır planladığı bu kaçışın nedeni babasının yıllar önce dile getirdiği uğursuz kehanettir. Oldukça da kalın görünen bir kitap. Şöyle bakıyorum kaç sayfa. 650 sayfa o uğursuz kehanetin peşine galiba Murakami ile birlikte koşacağız. Bakalım. Murakami'nin bir kitabını daha aldım. Hemen onu da göstereyim. İmkansızın Şarkısı. İsmiyle de beni çok meraklandıran kitaplarından bir tanesi. Ne yaptığını bilen, riske giren, dünya çapında bir yazar diyor. The Washington Post Book Works'ün yorumunda. Odasında yatağının üstünde kucaklaştık. Onun uyku tulumunun içinde yağmuru dinlerken öpüştük. Sonra şundan bundan konuştuk. Her şeyden, dünyanın oluşumundan tut da rafadan yumurtanın nasıl piştiğine değin. Aslında dünyanın oluşumu ne kadar önemliyse rafadan yumurtanın pişmesi de o kadar önemli. Çünkü onun da oluşması için, o pişme eyleminin gerçekleşmesi, yumurtanın bizim elimize kadar gelmesi için dünyanın oluşması lazım. Çok evrelerin gelişmesi lazım. Murakami gerçekten derinleri yazan bir yazar. Bakalım nasıl günler geçireceğiz. İlk defa duyduğunuzu düşünüyorum. Oldukça yeni bir kitap ve çok fazla göreceğinizi zannetmediğim bir kitap. Mustafa Nazım Erzurumi'nin Rüyada Terakki ve Medeniyeti İslamiye'yi Rüyet isimli romanı. Şöyle göstereyim. Can Yayınlar arasından çıkmış. Arabalarımız Salacak iskelesine doğru iniyordu. Başımı kaldırdım. Musadifi nazarım olan dehşetli bir köprü tüylerimi ürpertti. Çünkü ömrümde bu kadar azametli, bu derece dehşetli bir şey görmemiştim. Bu köprü 3 kat olarak inşa edilmiş. En üst katında insanlar karıncalar gibi kaynaşıyorlardı. Şimendifer, araba, otomobil gibi vesayeti nakliye, evet vesayeti nakliye, vesayet araba demek arabaların gidişi. Köprünün 1. ve 2. katında gidip geliyorlar. Yüzyıllar sonrası köprülerle, fabrikalarla, geniş bulvarlarla, dev binalarla dolmuş 10 milyon nüfuslu bir İstanbul. Herkesin sadece daha verimli olmaya çalıştığı, tembelliğin, olumsuz düşüncelerin tamamen ortadan kalktığı bir cennet hayali ilk olarak 1913 yılında basılmış. Rüyada Terakki ve Medeniyeti İslamiye'yi Rüyet edebiyatımızın ilk ütopyalarından bir tanesi. Kim bilir, belki de West'ten, Le Queen'den, başka birçok ütopya yazarından daha önce çok daha parlak şeyler yazmış olabilir. Mustafa Nazım Erzurumi. Fantastik edebiyatı sevenler için bir alternatif olsun diye şöyle tekrar göstereyim. Son çıkan kitaplardan bir tane daha, Garanj'ın kitabı. Garanj polisiyenin, gerilimin büyük adamlarından, usta kalemlerinden, onun Küllerin Günü isimli kitabı. Onu da okumak istiyorum. Garanj'ın dilini seviyorum. Polisiye benim ana ilgi alanıma girmez ama seçerim. Seçtiğim için de seçtiğim yazarlar, kitaplar yayınladıklarında onları okurum. Tess Gerritsen da bunlardan bir tanesi. Korkunun, Gothic'in, polisiyenin önemli yazarlarından. İşte şu kutunun içerisinde
Ondan da 3 kitap olacaktı ama ne yazık ki 13 gün bekledikten sonra kitapların karşısına iptal yazısını görmek beni üzdü. Gelelim Garanja, küllerin gününe. Masumiyetin hüküm sürdüğü bir dünyada katili öldürmeye sevk eden ne olabilir? Günah nedir bilmeyen bir toplumda nasıl olur da kan akar? Ya tam tersi ise suçlu o topluluktaki tek masumsa. Kitap tersten gösterecek bazı şeyleri galiba. Arkasında da güzel bir Garanj fotoğrafı var. Merakla okunacağı günü bekliyor olacak. Son kitabımda Türk Edebiyatı'nın yaşayan günümüzün çağdaş usta yazarlarından bir tanesinin eskilerden bir kitabı. Mustafa Kutlu, Mavi Kuş. Mustafa Kutlu'yu pek çok kitabıyla seviyorum. Pek çok insan da seviyordur. Önemli bir yazar olduğunu düşünüyorum. Dergah yayınlarından çıkan usta bir kalem. O yüzden de onun Mavi Kuş isimli hikayesini, bakın kapak da çok güzel değil mi, arka kapak. Kocaman kapağın içerisinde küçücük bir araba ve o araba sanıyorum değişik. Çimenlerin üstünde diyemeyeceğim çünkü kırmızı, altında yeşil, üstünde sarı olan bir şeyin üzerinden gidiyor ve arkasından da bir uçurtma. Şuradan daha güzel görürsünüz. Bir uçurtma salına salına peşinden geliyor. Mustafa Kutlu'nun uzun hikayelerinden bir tanesini sanıyorum bu kitabın içerisinde bulacağım ve bu benim için çok keyifli olacak. Alışverişim bu kadardı. Antrenmanlar başladı çünkü hızla. Kitap mevsimine girdik, artık Ekim'deyiz. Bundan sonra Mayıs'a kadar, Haziran'a kadar sıcaklardan şikayet etmeden, çok fazla dışarıda dolaşmak gibi bir durumumuz olmadan okumayı sürdüreceğiz. Umarım ki bu kış pandeminin gölgesinde geçen kış olduğu gibi kalmayız ve daha rahat, daha dingin bir şekilde okumalarımızı ve hayatımızı sürdürürüz. Şöyle de göstereyim. Son kapanışımızı yine klasik bir şekilde yapalım. Ben son iki alışverişimden de çok memnunum. Kidega bu kadar geciktirmeseydi daha da çok memnun olacaktım. Ama neticede kitaplar kazasız belasız, sıyrıksız, yırtılmadan elimize ulaştı. Önemli olan da bu. %50 indirimler internet sitelerinde bu ara oldukça fazla bir şekilde var. D&R mağazalarında da ikinci kitaba %50 şeklinde bir indirim var. Hepsine şöyle bir bakıverin ve lütfen Ekim ayında muhakkak bir iki kitap alın. Siz hangi kitapları aldınız Ekim ayında? Hangi kitapları almayı düşünüyorsunuz? Ya da buradan ilginizi çeken veya okuduğunuz ve beğendiğiniz kitaplar hangileri? Yorum kısmına yazarsanız benim okuma planımı da o şekilde yönlendirme imkanımız olur. Herkese iyi okumalar.